Ticaret ve Sanayi Odası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün yine İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamızın önemli projelerinden birisi olan İnegöl Eğitim Kalkınma Vakfımızın siz saygıdeğer halkımıza, kamuoyuna duyurusunu ve tanıtımını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Özellikle hem eğitim alanında hem de şehrimizin kalkınma alanında bir eksikliğini görerek, eksiklik ihtiyaç hissederek başta İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyelerimizin kararıyla birlikte İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı'nı kurmuş bulunmaktayız. Vakfımızın genel bir tanıtımını, amacını, ilkelerini siz saygıdeğer halkımızla paylaşmak istiyoruz. Vakfımızın temel gerekçesi eğitimin desteklenmesi, faaliyetlerinin bütüncül ve kurumsal bir yapı altında sürdürülmesi. Bunun yanında İnegöl'ün sosyal dönüşümünün sağlanması. Biliyorsunuz İnegöl'ümüzde birçok kurum, kuruluş İnegöl'ümüzün eğitimine ve sosyal hayatına destek vermeye çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Emeği geçiyor. Her kurum kendi açısından bir katkı sağlamaya çalışıyor. Ancak bizim amacımız İnegöl ve Eğitim Kalkınma Vakfı öncülüğünde, liderliğinde tüm bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla bir çatı altında buluşarak süreci İnegöl adına doğru yönetmek, doğru yatırımlar yapmak, doğru planlamak birinci hedeflerimizden birisi. Öncelikle odağımızda insan var. Bu vakfımızın birinci öncelikli hedefi insanımızı yetiştirmek. İnsanımızın eğitimini, insanımızın kalkınmasını, sosyal amaçlı ve eğitim amaçlı, ekonomik amaçlı yetişmesini, eğitim almasını desteklemek, sağlamak ve insanımıza bu noktada öncü olmak için vakfımız bugünden itibaren çalışmaya başlamış bulunmaktadır. Vakfımızı tabii ki İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası kurdu, mütevelli heyetini oluşturdu, yönetim kurulunu oluşturdu, denetim kurulunu oluşturdu, genel kurul divan heyetini oluşturdu ve bu süreçleri 2-3 aydır hepsini tamamlamış vaziyetteyiz. Mütevelli heyetimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Yavuz Uğur'da, Kenan Kender, Bahri Urgun, Ali Ezim, Bülent Boztepe, Halil Malkaç, Hatun Malgaralı, Hüseyin Özdemir, Metin Atış, Murat Aydın, Nedim İncebay, Mahmut Demirtaş, Mustafa Şentürk, Sabahattin Göztepe, Muharrem Algıner, Ahmet Güleç, Mennan Portakal ve Ömer Yelken'den oluşmuştur mütevelli heyetimiz. Bu mütevelli heyeti kendi içerisinde görev dağılımını yaparak yönetim kurulunda İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak Yavuz Uğur'da yönetim kurulu başkan yardımcılığımızı Halil Şekerci, muhasip üyeliğimizi Metin Atış ve normal üyelikleri de Kenan Kender, Halil Malkaç, Bülent Tanrıkulu ve Fatih Öztürk olarak belirlemiştir. Bu isimlerimizle birlikte vakfımızın yönetimini gerçekleştirmiş olacağız. Vakfımızın misyonu merkezinde fikri ve bedensel üretkenliğe dayalı iş gücü oluşturmaya dönük kalkınma konularında faaliyet göstererek halkın eğitim ve çağdaş gelişim ihtiyacı sorumlulukları paylaşma ve kültürü ile karşılamak, İnegöl'ün kalkınmasında ortak fayda kuruluşlu olarak eğitime dayalı sosyal dönüşümü sağlamak olarak misyonumuz ve vizyonumuz ortaya konmuştur. Amacımız vakıf olarak ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitimlerine destek vermek ve bu doğrultuda eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak olarak
birinci amacımızı tespit ettik. Eğitim, bilim ve teknoloji, sağlık, kültür ve spor amaçlı tesisler ile gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kampları kurup işletebilmek. Öğrencilere yönelik yurtlar ve sosyal tesisler ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethane ve yaygın din eğitimi verilen tesisler kurup işletebilmek. Spor, sergi, tiyatro, konser salonları, müze ve kültür merkezleri açabilmek, işletebilmek ve işlettirebilmek. Bunun yanında ulusal veya uluslararası düzeyde konferans, panel, açık oturum, forum, seminer, sempozyum, briefing ve benzeri toplantılar düzenleyebilmek, yaz kampları şenlikleri, yarışmalar ve geziler organize edebilmek, sergiler açabilir veya bunları yapana destek verebilmektir. Amaçlarımızdan ikincisi, yurt içi ve yurt dışına özgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma, geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni eğitim metotları geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek. Her seviyede, derecede ve nitelikte özel eğitim ve öğretim kurumları, yüksek öğretim kurumları, üniversiteler, lisansüstü eğitim kurumları, konservatuarlar, enstitüler, araştırma, uygulama ve sağlık merkezleri kurabilir ve işletebilir. Gerçek ve tüzel kişilerin kurduğu her derecede ve nitelikte eğitim ve öğretim kurumuna iştirak edebilir veya bunlarla müştereken yeni eğitim ve öğretim kurumları açabilir. Okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesislerde görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek amacıyla her türlü kurum, kuruluş kurabilir veya kurulu olanlara iştirak edebilir. Bu amaca yönelik yetiştirilecek eğitmenlere maddi ve manevi her türlü desteği sağlayabilir. Yetenekli ve başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencilere burs, kredi ve özendirme ödülleri verebilir ve açacağı eğitim kurumlarındaki kapasiteni mütevelli heyet tarafından belirlenecek bir oranını bu tür öğrencilere tahsis edebilir. Amacımızın üçüncüsü, mesleki ve teknik ağırlıklı olmak üzere her dereceden eğitim, öğretim kurumları ile mesleki yeterlilik belgelendirme kuruluşları kurmak, söz konusu ve benzeri diğer kurumlardaki eğitim, öğretim kurumları tarafından yürütülen bilimsel ve mesleki ve teknik araştırma, geliştirme faaliyetlerine teşvik suretiyle ülkemiz ihtiyacı olan eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine destek olmak ve mesleki beceri kazanabilmelerine her surette yardımcı olmak. Bu bağlamda meslek lisesi, meslek eğitim merkezi kurabilir, meslek edindirme kursu faaliyetlerinde bulunabilir, mesleki eğitim istihdama dönüşmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir. Mesleki bilgi ve beceri düzeyini gösteren ve uluslararası geçerli olan mesleki yeterlik belgelerini temin etmek için sınav ve belgelendirme kuruluşu kurabilir. Bilim, teknoloji, kültür, sanat alanlarında eğitim, araştırma ve inceleme yapabilir veya yaptırabilir ve bunun için gerekli müesseseleri kurabilir. Dördüncü amacımız,
İnegöl'ün bölgesel ve sektörel kalkınmasına katkı sağlayacak, öncelikli olarak eğitim olmak üzere bilim, teknoloji, tasarım, Ar-Ge, test, inovasyona dayalı ve yeni metot ve teknolojilerinin adaptasyonunu sağlamaya yönelik her türlü kurum, kuruluş, tesis, merkez ve benzeri yapı kurmak ve işletmek veya kurulu olanlara iştirak suretiyle kalkınmayı desteklemek. Bununla birlikte bölgesel ve sektörel kalkınmaya yönelik olarak her türlü araştırma, raporlama, fizibilite, etüt yapabilir ve yaptırabilir. Aynı zamanda bölgesel ve sektörel kalkınmaya yönelik olarak tesis, kongre ve sergi alanı ile Ar-Ge, tasarım, bilimsel ve teknik faaliyetler ve sektörel girişimi sağlayacak merkez, tesis, kuruluş gibi yapılar kurup işletebilir. Kanunlar çerçevesinde her türlü eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütebilir. Beşinci amacımıza geldiğimizde ise özellikle eğitim ve eğitime dayalı kalkınma konuları ile milli birlik ve beraberliği ilgilendiren konularda faaliyetlerde bulunmak, farkındalıklar oluşturmak, etkinlikler yapmak. Bu çerçevede İnegöl'ün Türkiye'nin ve Türk kültürünün yurt içi ve yurt dışı tanıtımını yapabilir. Eğitim altyapısı ve potansiyelinin geliştirilmesine yönelik KOBİ çalışmaları ile kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve organizasyon çalışmaları yürütebilir. Genç bireylere yönelik sosyal farkındalık projeleri yürütebilir, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir. Amaçları doğrultusunda her türlü basılı, görüntülü, sesli ve benzeri yayınları yapabilir. Altıncı amacımız ise eğitim yardımına ihtiyacı olan kişilere destek olmak. Bu bağlamda eğitim yardımına muhtaç kişilere maddi ve manevi her türlü yardımı vakfımız yapabilir. Yedinci amacımıza geldiğimizde eğitim hizmetin sunulmasını etkileyen yangın, sel, deprem ve benzeri tabi afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı zarar görmüş kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek. Bununla birlikte çeşitli mücbir sebeplerden dolayı zarar görmüş eğitim kurum ve kuruluşlarına maddi ve manevi destekte vakfımız bulunabilir. Bu bağlamda genel hatlarıyla size sunumunu yapmış olduğumuz vakfımızın İnegöl'ümüze, İnegöl insanımıza, hemşerilerimize, Bursa'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı'nı çok önemsiyoruz. Önemseyerek de bu projenin altına Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, meclis üyelerimiz olarak imza attık. Tabii ki bunun yanında İTSO meclis üyeleriyle birlikte, bu vakfımızın her zaman yanında destekçisi olacak. Ancak bizim arzumuz, isteğimiz tüm dinamiklerin, tüm kurum ve kuruluşların ve bütün İnegöl halkının kendi vakfına en üst düzeyde sahip çıkması arzu ve isteğimizdir. Bu duygularla tüm hemşerilerimi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Vakfımızın İnegöl'ümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.